Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Yüce Rabbimiz cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada da, ahiret yurdunda da ayırmasın inşallah. Kardeşlerim, bugün nasip olursa Efendimiz aleyhissalatu vesselamın her birimize ısrarla tavsiye buyurdukları sadaka konusu üzerinde inşallah zamanımız ölçüsünde durmaya gayret göstereceğiz. Daha önceki dersimizde zekatı çeşitli yönleriyle işlemiş, dile getirmiştik. Sadaka da bir yönüyle zekat da sadaka olarak kabul edilebilir. Kur'an-ı Kerim'de zaten zekatı ifade eden kavramlardan birisi de sadakadır. Cenab-ı Hak ilgili ayet-i kerimede Tevbe suresinde sadakaların yani zekatların işte verileceği 8 sınıfı ifade ederken sadaka kelimesini kullanmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Güneşin doğduğu her gün insanın bütün eklemleri için sadaka vermesi gerekir. Yani vücutta ne kadar eklem varsa onlar için hepimizin bir sadaka vermesi gerekiyor. İki kişinin arasını düzeltmen sadakadır. Yani bu kadar çok sadaka vereceksek o zaman sadakayı efendim bir tarifini bilmemiz lazım. Nasıl yapacağımızı bilmemiz lazım. İki kişinin arasını düzeltmek nedir Müslüman için? Sadakadır. Bir kimseyi kaldırarak hayvanına binmesine yardımcı olman veya eşyasını ona yükleme sadakadır. Bu da günlük yerine getirmemiz gereken sadakalardan bir tanesidir. Güzel söz de sadakadır. Yani ağzımızdan çirkin, yalan, yanlış, iftira, gıybet, dedikodu değil de güzel sözün çıkması da bizim için bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adım sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırman da senin için sadakadır buyurdular Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta kendini doyurmak için harcadığın senin için sadakadır. Çünkü helalinden kazanıp helalinden yemeye çalışıyorsan o senin için, benim için sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin şey senin için sadakadır. Eşine yedirdiğin şey senin için sadakadır. Hizmetçini doyurduğun şey senin için sadakadır buyurdular Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi buradan anlıyoruz ki Müslümanın hayatı tabiri caizse sadakayla örülü bir hayat. Yani uyandığımız andan tekrar yatağa varıncaya kadar hayatımızda birçok sadaka şekli var. Yani sadece parayla sadaka verilmiyor. Mesela Müslüman kardeşine güler yüzü davranmak, kovasındaki sudan onun kabına boşaltmak, kaybolan birine yolu tarif etmek, iyi göremeyen birine rehberlik etmek, üzerinde hakkı olduğu kimseye veya borçlusuna anlayışlı davranarak süre tanımak. Bunların hepsi Efendimiz Aleyhisselam'ın sadaka başlığı altında yaptığı tarifler. Mesela bir kimsenin diktiği ağaç veya ekinlerden her türlü canlının yediği şeyler de o kimse için nedir? Sadakadır. Hatta vefat eden bir insan için yani onu sevabını ona bağışlamak niyetiyle ekilecek, dikilecek ağaç, ot, bitki ne varsa onların hepsi vefat eden kimse için bile nedir? Sadakayı cariyedir. Sürekli ona Allah'ın izniyle sevap getiren bir güzelliktir. Peki sadaka nedir? Sıdk yani doğruluk, sadakat yani özden bağlılık, samimiyet, sadık, dürüst ve samimi olan kişi bu kelimelerle aynı kökten gelen sadaka bu anlamların hepsini ifade eden bir davranıştır. Yani hem doğruluğumuzu hem dinimize, Rabbimize özden bağlı oluşumuzu, hem de dürüst ve samimi bir kimse oluşumuzu gösteren bir uygulamadır sadaka. Sadaka, imanda sadakat ve samimiyetin bir delilidir. Tasdik açısından da ahirete imanın bir ifadesidir. Ahirete inanmayan kimse sadaka veremez. Yani benim kazandığımdan neden başkaları alsın der, eli oraya gitmez. Ama ahirete iman varsa ahirete en güzel yatırım neyle olur? Sadakayla olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadaka bir delildir buyururken buraya işaret ediyorlar. Sadaka ahirete yatırım için, ahirete inanmanın bir delilidir Allah'ın izniyle.
Gücü kudreti yerinde olan gücüyle, yani bu da bir sadaka yolu, kimisi gücüyle sadaka verir. Malı olan malıyla, ilmi olan da ilmiyle sadaka vermesi gerekir. Sadaka vermek insanların imkan ve fiziki durumlarıyla alakalı bir şeydir. Yani sadece zenginler sadaka verir, sadece maldan, paradan sadaka verilir diye bir anlayış, sadakayı anlamamak demektir. Adam ilim adamıdır, ilim ehlidir. İlmini insanlarla paylaşarak ilminin sadakasını yerine getirmiş olur. Kimisinin gücü yerindedir. Yolda kalmış birisini efendim yani yolun bu tarafından karşısına geçirir. O da onun için bir sadaka olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir defasında kurban kesmişlerdi. Hazreti Ayşe annemize sordular. Ey Ayşe, yani bu kesilen kurbanın etlerini ne yaptınız? Ayşe validemiz buyurdular ki radıyallahu anha, bir butu hariç, yani bir kürek kemiği hariç hepsini ne yaptık? Dağıttık. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki, desene ya Ayşe, efendim o kürek kemiğinin dışındaki kısmın hepsi bize oldu. Çünkü başkalarına yapılan yardım amel defterine, bizim kayıtlarımıza geçti o. Cenab-ı Hak böyle bir şuurla sadakayı anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ve sadakada şöyle bir yön de var malumunuz. Şimdi malımız olabilir, gücümüz olabilir, ilmimiz olabilir. Bütün bunların Rabbimizin bize lütfettiği nimetler olduğunu fark etmemiz bizi sadakaya yönlendirir. Onların hiçbir tanesi patent itibariyle, efendim yaratılış itibariyle, lütuf itibariyle bize ait değil. Cenab-ı Hak mal vermiş, ilim vermiş, sağlık vermiş, güç vermiş. Bu nimetlerin gelip geçici olduğunu, fani olduğunu, onları Rabbimizin katında ebedi bir yatırıma dönüştürmek için sadaka açılmış bir kapıdır. Halis niyetle yapılan, samimiyetle yapılan yardımlar Rabbimizin katında inşallah günahlarımızın affına, cennet ve cemalullah ile müşerref olmamıza sebep olacaktır. Ama gösteriş için, ama desinler diye bir de böyle işin tehlikeli bir boyutu var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam meşhur hadis-i şeriflerinde işte falanca bir zengin huzura getirilir. Çok hayır yapan, insanlara efendim çok faydalı olan birisi. Cenab-ı Hak peki sen bu hayırları ne için yaptın? Senin rızan için yaptım ya Rabbi. Rabbimiz buyurur ki ona, hayır sen bunu falanca adam çok zengin ve bunu işte malını Allah rızası için harcıyor desinler diye yaptın. Ve dünyada da bunu söyledi insanlar. Mükafatın öyleydi, hedefin öyleydi, onu aldın der. Ve bu insan tabiri caizse tepe taklak cehenneme götürülür. Allah muhafaza eylesin. Her ibadetimizde, hatta bu hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam şehit olan kimselerin bir kısmı için bile bu olayın gerçekleşeceğini ifade ediyorlar. Yani falanca adam ne kadar yiğit, ne kadar baba yiğit adamdı, ne kadar cesur adamdı, savaş meydanında şöyle şöyle savaştı da şehit oldu desinler diye eğer şehit oluyorsa, o da tabiri caizse Rabbimizin katında o kimsenin yüzüne çarpılacak. Rabbimiz muhafaza eylesin inşallah. Evet, cennette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiğine göre cennette sadaka kapısı diyebileceğimiz bir kapı var. Buradan iyilik yapan ve yaptığı iyiliğe bir karşılık beklemeksizin iyilik yapanlar o sadaka kapılarından içeriye girecekler. İşte sadaka bu yönüyle bir şükrün ifadesidir. Rabbimizin lütfettiği nimetlerin devamı için yani ilim, mal, güç, maddi manevi sahip olduğumuz nimetlerin devamı için sadaka tabiri caizse bir sigortadır. Biz zannediyoruz ki genel olarak yani malımızdan verdiğimiz zaman, ilmimizden takdim ettiğimiz zaman, maddi gücümüzden takdim ettiğimiz zaman bizdeki azalıyor zannediyoruz. Halbuki İslam'ın anlayışına göre bu böyle değil. Biz insanlarla, kardeşlerimizle ne kadar bu imkanları, nimetleri paylaşırsak o derece artıyor. Hani diyorlar ya denemesi bedava, deneyelim. Allah rızası için gerçekten ihtiyaç sahibinin ihtiyacını giderin. Cenab-ı Hak bakın sizin yollarınızı nasıl açıyor. Bir de böyle aman işte param var, aman ilmim var, aman gücüm var, bunu kimseyle paylaşmayayım, aman bende kalsın diyerek bir de bunu gizlediğimizi varsayalım. Canım görüntüde belki çok yüklü meblağlar, çok böyle sağlığımız, sıhhatimiz yerinde, ilmimiz, adamlığımız falan şöyle görünüyor ama
bakıyoruz bir huzursuzluk, bir tedirginlik, bir kaos halinden maalesef kurtulamıyoruz. O yüzden atalarımız ne demişler? Az sadaka çok belayı def eder. Yani sadakanın miktarı 1 lira olması, 1 milyon lira olması bir noktada bu önemli değil. Neden? Orada yapılan, samimiyetle yapılan fedakarlık önemli. Kimi kardeşimiz 1 lirayla bunu yapabilir. Kimi kardeşimiz 1 milyon lirayla bunu yapabilir. Dolayısıyla ecdadımızın bu konudaki hassasiyetlerini de göz önünde bulundurarak ne yapıyordu ecdadımız? Birçok Anadolu şehrine vardığınızda görürsünüz. Sadaka taşları vardır. Yani veren el ile alan eli buluşturan sadaka taşları vardır. Veren elin biraz daha yukarıda olduğu, alan tarafın daha aşağıda olduğu taşlar yapılmış. Ecdadımız o kadar zerafet, o kadar nezaket içerisinde bu sadaka alışverişlerini, karşılıklı diyaloğu o kadar zerafet içerisinde, nezaket içerisinde gerçekleştirmiş ki gerçekten dünya tarihinde bunun eşine rastlamak, benzerine rastlamak neredeyse mümkün değil. İmkansız. Neden? Ne yapmışlar çünkü? Yani alacakaranlıkta oraya sadakasını bırakan bırakmış, kimse kimsenin ne sadaka verdiğini bilmiyor. İhtiyacı olan da o sadaka taşından ne kadar ihtiyacı varsa o kadarını alıp gidiyor. Bu İslami bir ahlak, İslami bir duruş, insani bir duruş değil de nedir? Ama şimdi bakıyoruz camilerimize efendim çelik kasalar, yerinden kalkmayacak ağırlıktaki kasalar, şifreler, bilmem kapılara kilitler filan yapıyoruz. Ama vatandaş geliyor camiyi de soyuyor. Camideki efendim kasaları da alıp götürüyor. Onun şifresini de çözüyor. Yani bize ne oldu ki ta o nezaketten, o zerafetten bu kadar gaddar, bu kadar acımasız caminin, cemaatin, Rabbimizin evinin efendim birikimine göz dikecek hale gelmişiz. İşte sadaka şuuru eğer bizde gelişirse değerli kardeşlerim, yani haksız yere bir malı almak, haksız yere birilerine efendim muamelelerde bulunmak yerine malımızı Allah rızası için insanlarla paylaşabilmek, bu haslet bizde gelişirse bu tür kötü, yanlış, haksız efendim gidişatın önüne geçilmiş olur. Yani evlenecek insanlara maddi destek olma, ilim yolcularına sadakalarla destek olmak, Allah yolunda cihad edenlere yani onların kalacakları çadırlarından, efendim yiyeceklerinden, silah donanımlarından, Allah rızası için Allah yolunda savaşanlara yardım etmek, onlara hizmet edenlere yardımcı olmak, efendim su ikram ederek insanların susuzluğunu gidermeye çalışmak, efendim bu gibi ihtiyaç durumunda olan kardeşlerimize madden ve manen, yani zaman zaman şunu ifade ediyoruz. Yani her şey maddeye bağlanmamalı. Şimdi şurada bir toplumsal hizmet yapılıyorsa, efendim işte bir yemek veriyoruz mesela. 500 kişi, 600 kişi, 1000 kişi yemeğe gelecek. Sadece parasını verip kenara çekilmemek lazım. O yemek gelecek, değil mi? Masası kurulacak, sandalyesi kurulacak. Burası temizlenecek, çöpe atılacak. Tekrar işte masa sandalye kalkacak. Bunların hepsi toplumsal bir amme hizmeti dediğimiz hizmet sınıfına gire ve her biri için de gayret gösterecek insanlara ihtiyaç var. 5 yaşında, 10 yaşında delikanlıya da, 50-60 yaşında büyüğümüze de, amcamıza da bu tür işlerde ihtiyaç var. Yani sadece parayla, sadece mali, maddi kısmını sadakanın görerek elimizi, eteğimizi başka alanlardan çekmememiz lazım. Yani camide şurada bir çöp gördük. İşte sadaka kazanmak istiyor muyuz? O çöpü şöyle cebimize koymamız, dışarıya atmamız da bizim için bir sadakadır Allah'ın izni ve inayetiyle. Evet, bu konumuzla alakalı bir başka meseleyi gündeme taşıyalım müsaadenizle. Bu da nedir? Hibe konusudur. Hibe nedir? Hibe karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek bağışta bulunmak demektir. Ve Allah-u Teala'nın kendisine bahşettiği nimetleri diğer insanların istifadesine sunmak, onlarla paylaşmak demektir. Hibe aslında nedir? Karşılıksız vermeyi, yani herhangi bir bedel beklemeden insanlara, hayvanlara, bitkilere, hatta cansız eşyalara bile hizmet edebilmeyi hedeflemek demektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakıyoruz. Birçok örneğini görmemiz mümkündür. Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısındakine ikram ederken herhangi bir
bedel, karşılık beklemeden bunu yaptı. Hani bir defasında birisi geliyor, bir bedevi, diyor ki bana öyle bir şey yap, öyle bir şey söyle ki senin Allah Resulü olduğuna inanayım, öyle kabileme döneyim. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki hani gelirken dışarıda 100 tane kızıl tüylü deve görmüştün ya, böyle dizilmişti evin önüne. Evet, işte onların hepsini sana Allah için, Allah rızası için bağışlıyorum buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Ve o kişi Efendimiz'e iman etti, o 100 tane kızıl tüylü deveyi aldı. Gitti kabilesinin duyacağı bir mesafeye gelince sesleniyordu kabilesine. Diyordu ki koşun koşun Muhammed Aleyhisselam'a iman edin. Yani böyle bir cömertlik, böyle bir ikram ancak Allah'ın Resulü tarafından yapılabilir. Yani bugünün şartlarıyla düşünelim. 100 tane son model araba veriyorsunuz adama. Yani hiç 5 kuruş parası yokken 100 tane işte filanca marka arabadan yani tanesini 150 bin 200 binden hesap edin Türk lirası olarak. 100 tane verdiğiniz zaman adam hayal edemeyeceği bir efendim zenginliğe, bir dünya nimetine kavuşmuş oluyor. Biz tabii 100 tane yapamıyorsak bir tane yapalım. O bir tane arabayı veremiyorsak efendim 4 tekerini verelim. 4 teker olmuyorsa bir tanesini. Bir tanesi olmuyorsa civatasını, ne bileyim yani. Ama artık sadece Cenab-ı Hak'tan karşılığını bekleyerek insanlara iyilikte bulunmayı kendimize şiar edinmeliyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların ailelerini, çoluğunu, çocuğunu, eşini düşünmeden yapılacak hibeleri hoş karşılamamış. Bizim önce sorumluluklarımız var. Eşlerimiz, çocuklarımız, ondan sonra bağışlayacağımız şeyler varsa başka insanların istifadesine bunları açmamızı Efendimiz Aleyhisselam tavsiye etmişler. Peki hibe olursa ne olur? Yani her şeyden para ummadan, maddi bir şey beklemeden, karşılığını Rabbimizden umarak bir yardımlaşma, bu yönümüzü geliştirirsek aramızda insanlarla sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın Allah rızası temeline dayandığını görürüz. Böyle bir şey olursa yani kardeşimiz iflas etmiş, zarar etmiş, efendim yolda kalmış, yani ne yapacağını şaşırmış. Biz de bu kardeşimizin elinden bir şekilde tutuyorsak o kardeşimiz şunu hisseder. Artık ben yalnız değilim. Yani benim derdimle dertlenen insanlar var. Batsa da Allah'ın izniyle ne psikolojik olarak ne fiziki anlamda batmaz. Yok olmaz. Toplum içerisinde eriyip gitmez. Aileler çökmez. Bu şekliyle hem kişisel hem toplumsal anlamda hibenin son derece faydası vardır. Efendimiz Aleyhisselam da bu konuda bizi teşvik etmişler. Evet, bu yönüyle değerli kardeşlerim, yaptığımız her fiili rıdaen lillah, Rabbimizin rızasına muvafık olabilmek için yerine getirmeyi inşallah bu şekliyle öğrenmiş oluruz, yerine getirmiş oluruz. Yüce Mevlamız eksiğimizle, kusurumuzla yerine getirmeye çalıştığımız hem mali hem bedeni, hem bedenen hem de mali olarak sorumluluklarımızı ifa edebilmeyi, eksiğiyle kusuruyla Yüce Mevlamız bunları dergah-ı izzetinde kabullerin en güzeliyle kabul ve makbul eylesin inşallah. Yüce Rabbimiz lütfettiği nimetleri kardeşlerimizle paylaşabilmeyi, onlarla hemhal olabilmeyi, dertleşebilmeyi, onların sıkıntılarını paylaşabilmeyi, sevinçlerini, hüzünlerini paylaşabilmeyi, bu konuda hassas olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Yüce Rabbimiz hasta kardeşlerimize acilen şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize de en kısa zamanda helalinden edalar nasibi müyesser eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana bi hurmeti sırrı suratil Fatiha.